Evet, sevgili dostlar. Hepinize iyi geceler. Ben Hakan Çakmak, Naimiş Gören'le birlikte karşınızdayız. Yarınki İstanbul yarışlarını konuşacağız. 8 koşullu keyifli bir program var. Tek altılı haliyle. Yarın biliyorsunuz ki 3 program var. İstanbul programı saat 16.45'te başlıyor. Evet Naim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Yarınki İstanbul'u konuşacağız. Ya, sen mi geldin babacığım? Geldi ya kral. İyi yayınlar de. Herkese biz yayın yapalım. Görüşürüz. Hadi sen de bir. Görüşürüz. Evet. Dostlarımız var yan taraftan yazmışlar. Birkaç mesaj var. Onları okuyalım Naim. Ondan sonra hemen başlayalım bence değerlendirmeye. Nurettin Yıldırım şimdiden emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Beğenimi peşin olarak yaptım demiş. Abdullah Çarçı iyi akşamlar. İyi yayınlar Naim ve Hakan kardeşime. Başarılar. Ali Mehmet Tağ da Hipodrom bahis sitesi için Gökhan'a çok teşekkür ederim. Hipodrom.com. İyi akşamlar, iyi yayınlar abiler. Yazdığınız gayen olsun. Emeğinize sağlık demiş Bedirhan Alcan. Hakkalı tüm Padok TV izleyicileri iyi akşamlar, iyi yayınlar olsun. Yarın koşulacak programlarda herkese bol şanslar dileklerini iletmiş Hakkı kardeşimiz de. Evet Naim, yarın 8 koşulu bir program. Asıl bir yarış bizi bekliyor. Valla güzel bir program abi. Tek altılı bir ayın olması sevindirici. Camiye bölünmeyecek. Yani tevzi bölünmeyecek yani onu demek istiyorum. Hava da çok güzel olacak yarın. Bugün de çok güzeldi Yani İstanbul'da. bugün 23 dereceydi ama gerçekten yaz gibiydi. Ben Artık arabada 25 gördüm Naim. Buyur. evet ben de 25 gördüm arabada. Hatta böyle güneş böyle sol tarafı yiyor, sol tarafın bildiğin yandı yani. Aynı, Mükemmel aynı, bir yandı. aynen. Akşam üzeri böyle 3-4 gibi Aynen. yandım ben. Aynen. İnşallah böyle devam eder. Vallahi özledim ben yaz. Yaz yaz. Çünkü hipodromda da çiçekler açtı. Dallarda. Böyle yaz havası, güzel yarışlar. Sezonda başlamak üzere zaten. Her şey çok güzel olacak yine diye düşünüyorum. Belli bir süre Program. daha böyle olacakmış herhalde ama yarın da tüm dostlarımızı hipodroma davet ediyoruz. Keyifli yarışlar var. Yarın çok erken başlayacak yarışlar. 3 program biliyorsunuz ki pazar günü seçim dolayısıyla yarışlar olmayacak yurt içinde. O yüzden Cuma'ya ve Cumartesi'ye aktarıldı o birer koşu. İyi yayınlar. Alanya'dan selamlar demiş Naim Çavuş. Erdem hem işte kolay gelsin demiş. Hoş geldiniz tekrardan. Evet Naim. 82 at koşacak İstanbul Beyefendi Hipodromu'nda 8 koşulu bir program olduğunu söylemiştik. Saatler 16.45'i gösterdiğinde 4 yukarı Arapların satış ikisi var. 1500'de sentetik pistte 12 safkan start alıyor bu koşuyla. Birlikte 4 ganyan başlıyor. Sözü ben sana vereyim. Neler söyleyeceksin bakalım. Vallahi abi öyle bir yarış ki gerçekten altılı harcı kalması sevindirici. Gerçekten bir satış koşusu. Atların son yarışları hiç iç açıcı değil. Akkula var ki grubun en formda ismi 10 yaşında. Mesafe 1500. Hem kısa hem uzunu yapabiliyor. Onu da bir sıkıntı çekmiyor ama yaşı da ilerliyor yani. 10 yaşından sonra hani bu atlara da diş geçirmese niye gelmedin diyemeyiz Akkula'ya. Başarılarla dolu bir yarış hayatında muhtemelen bu sene son sezonunu geçirecektir diye düşünüyorum ben. Ama ona performans olarak da yaklaşan bir isim göremiyorum açıkçası. Akkula ile başlayabiliriz. Yani bir risk alıp Akkula'yı tek yazabiliriz birinci dörtlü beğen için. Evet, birinci dörtlü Ganyan için bir risk alıp Agula'yı tek yazabiliriz dedi. İkili oynamak istesek, Naim ne diyeceksin bu koşu için? İkili oynamak istersek her yarışında iyi olduğunu düşünüyorum ama bir türlü sonları hani yarışına yansıtamıyor idman pistindeki durumu. Bugün yine kısaya dönüyor. 3 numaralı abone tek kalemde bence isabetli olur. Evet, 3 numara abone ile bir değerlendirme yapabiliriz dedi Naim. Evet, benim de tabii ki favorim Agula. Akkuların kazanması normal sonuç olacaktır ama 10 yaşında. Şimdi 10 yaşındaki safkanlara çok da fazla güvenemiyorum. Çünkü bir koşulların bazen tutmuyor. Ama yine onun gibi 9 yaşında olsa da ön tarafta istediği tempoyu bulabilecek gibi gözüken bir Singapur var. Ben ondan da iyi bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. 1-7 bence. Rakiplerinden biraz daha farklı gördüğüm isimler. Satış koşullarına hep bir temkinle bakarım. Çizgi çektiğim 1-7 ile geçebiliriz. Nine'de bir numara Akkula'yı tek olarak önerdi ama çizginin altına öncelikli olarak bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilecek kapasiteye sahip 4 numara Çağlayan Şelale'yi söyleyeceğim. Takip atım iyi koşmasını beklediğim 9 numaralı editör ve her ne kadar sentetik pist performansına baktığımda çok da fazla böyle tam olarak söyleyeyim 48 yarış bir birincilikler. Özgür Fatih.
Özgür Fatih. Yani Safkan'da 48'de 1-1 birincilik yüzdesi var ama grupta çok uygun. Ona da bir çarpı atılabilir. Geniş kuponlarda 1-7 taksit 4-9-8 sıralamasını önereceğim ben de. Birinci dörtlü Ganyan için. Benim dörtlü Ganyan'ın dördüncü ayağında bir bankom olduğu için hem altılı Ganyan bankom hem orası. O yüzden ben burada geniş kuponlarda 5 at önereceğim yarışlara dostlarımız için. Evet. Geldik günün ikinci koşusuna ama mesajlar var. Taner Kenru demiş ki Adana 24-25 normal 30'ları gördük bugün demiş. Evet yani ama İzmir'de bugün çok sıcaktı. Haluk abi kısa kolla oturuyordu hipodromda yani. Bedirhan yarın 30-31 dereceyi bulur demiş. Yuvaya döndüğünüz dizilim tutar demiş Necati. Biz hep yuvalaydık ya. Evet. Naim Bey senin tahminlerini tek geçelim demiş Şevket Esen, Ersen. Sağ olsun. İyi akşamlar. Dördüncü ak 2 numara için yorum yapar mısınız? Naim abi burada demiş. Dördüncü ak 2 numara. Yayınlar, amatör, evet. Onun, kimmiş o? Adem Bey. Ha, şey at mı? Kim at? Dördüncü ak 2 numara Şehnaz Donga. Evet. Konuşuruz. Şanslı. Evet. İyi yayınlar. Bir amatör atın ayak değiştirmesi için ne yapılıyor? Jockey ata ne yaparak ayak değiştiriyor diye bir soru sormuş. Kamçıyla koluna dokunabilir ya da kantarmayla oynayarak atın ayak değiştirmesini sağlayabilir. Ben sana teşekkür ederim bugün. Adana sonu çiftliği yüklü aldım. Çok sağ ol demiş. Halktan Adana'da. Evet. Çetinay Tatmar Bey. Net tek kalem çifti oynayın dedim. Tatmar Bey'e de banko önermiştim. Çetinay'ın da neden kazanabileceğini Ahmet Çelik de son yarışında at çok içeriye attı. Ahmet Çelik üzerinde kıpırdayamadı. Bugün aynı şeyi yapmazsa kazanır demiştim. Öyle de oldu. Valla çok değerlendirilmiş Hakan abi. Çok mutlu oldum yani. Evet Adem Bey de demiş son çiftliği verdiği için teşekkürler. 500 tane aldım demiş maşallah. 12 lira verdi bak 500 tane almasına rağmen Hakan Bey de bulmuş yüklü aldım demiş. 500 de o alsa 1000 tane 12 lira da kalmış çifte yani o kadar cazip kalmış. Güzel para. Evet. Gelelim günün ikinci koşusuna. Üçlü Ganyan başlıyor, yedili plase başlıyor. Dört yaşlı Arapların şartlı beşi 2200'de koşacağız yedi safka. Üçlü Ganyan başlıyor, yedili plase başlıyor. Naim sözü sana vereceğim. Neden söyleyeceksin? Hakan, Serkan abi yazmış Tatmar Bey'ini benden kopya çektin diye. Doğru. Benden önce Serkan abi konuştuğu için favori verdi. Ben de aslında onun güvenini cesur adımlarla bankoya taşıdım. Kendisini de tebrik ediyorum Tatmar Bey'ini ilk sıradan önerdiği için dün yayında. Evet. Evet günün ikinci koşusu ya burada sınıf farklılıkları var. Burada Kral Batur'un ben rakiplerinden çok önde olduğunu düşünüyorum. Boat startı ağır alsa da bunu her yarışında yapıyor ama ona rağmen çok etkili koşuyor. Bugün yani bir gün gelecek startı ağır almayacak, iyi çıkacak o yarış gelmeyecek muhtemelen. O yüzden öyle bir şey olmasın, böyle devam etsin diye düşünüyorum ben. Gruptan çok önde kazanması normal sonuç olur diye düşünüyorum abi. Evet, Kral Batur rakiplerinden farklı kazanması normal sonuç tek yazılabilir dedi. Yukarıda da bir numaralı Akkula. O zaman burada bir çifte bakalım. Bu çifte ne verir sence Naim? Hiçbir şey vermez ya abi. 3 lira belki verir. 3 lira 4 lira. Verir. 4 lira verirse büyük oran. 4 lira da güzel oran yani baktığın zaman. Abi, 1'e 4 güzel oran olur. Verebilir yani %75 olduğu için verebiliyor. Evet 5 numara Kral Batur. Naim'den geldi. Buraya da bir ikili isteyelim o zaman senden. Abi valla burada ikili para vermeyebilir ama Hazbalık ya. Hazbalık da hemen onun arkasında. Sıralısını oynayalım. Gene bir 3 lira. Tabii sıralısını oynayalım. Hazbalık evet, da oynayalım. 5 numara arkası 7 numaralı Hazbalık. İkilisi biraz Halis abiye kılıç çekmiş gibi olduk ama yok evet. Tutayım ben alt grup olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Halis abi onu getirir kazandırırsa o zaman yiyecek bir şey yok. Sihirbaza karşı boynumuz kıllanınca. Evet. Bende de 5-7 ayırmadım Naim ben. 5 numaralı Kral Batur tabii ön tarafta duruyor. Bir de bugün kapalı gözlük takısını çıkarttı. Gözlüksüz koşacak. Hazbalık da iyi durumda. Bence tabii erkek olması biraz daha ön plana çıkartıyor Kral Batur'u. Bir adım daha önüne atıyor. Hazbalık'ı da yazdım ben. 5-7. Hani o ilk misli dörtlü Ganyan için ilk ayakta 1-7 yazmıştım. Burada 5-7 yazdım. Çizginin altına da Halis Karataş'ta bir numaralı Göktuğ Tahtay'ı önereceğim. Yani çok formda at. Son 5 koşusu. 4 birincilik bir üçüncülük. Mükemmel bir form yakalamış durumda. Yine iyi koşmasını bekliyorum. Kurt Elekir Safkan'ın da çizginin altına öneriyorum. Bence bugün gerçek bir sınava çıkacak.
iyi koşabilir. Ben çizginin altına geniş pon yapacaklara bir numaralı Göktuğ Tay'ı da önermek istiyorum yarış sever dostlarımız için. E şimdi altılı ganyan değerlendirmeye başlayacağız. Günün üçüncü koşusuyla birlikte altılı ganyan başlıyor. Altılı ganyanın başlangıç saatte 18. Dört yukarı İngilizlerin handikap 16'sı. Dişlere ait bir koşu. 1400 metre mesafede sentetik pistte koşulacak 12 safkan. Tabii handikap koşu olmasından dolayı kilo farklarıyla bariz şekilde ortada. Hem de güçler dengeye gelmiş durumda. Bir numaralı Filios, üç numaralı Double Murkot koşuya ekil olarak atılacak. Naim, sözü sana vereyim. Bakalım neler söyleyeceksin bizlere. Altılı ganyana nasıl başlarım? Neler söyleyeceksin bize? Vallahi abi ekonomi kuponlara 4 at önereceğim. Geniş kuponlara 4 at daha önereceğim. Ekürle birlikte 9 at olacak geniş kuponlar. 3 at dışarıda kalacak. Zor bir yarışla başlıyor her şeyden önce. Bir dişi yarışı. Handikap 16 yaş. Kısa mesafe olması işleri biraz daha zorlaştırıyor. Kalitesine inanarak gördüğü yarış sonrası tekrar araya giden bir numaralı Filios'la başlayacağım ben. Sentik pisti daha farklı koştuğunu düşünüyorum ben Kabakum'dan. Son yarışında aradan sonra Adana'da bir yarış gördü. Oradan direkt İstanbul'a gelip İstanbul'da bu yarışta çok net hazırlandı. Enes hazırladı. Kendisi yaptı galoplarını. 1215, 1216. 15 galopunun 1'i çift 0 oldu. 16 galopunun 1'i 2 oldu. Son sprint 36.5, 23.7. O gördüğü yarış sonrası İstanbul'da iyi hazırlıklarıyla ben ilk sıradan önereceğim. Ekürü destekli bir numaralı Filios'u. İlk ciddi rakibinin son yarışını beğenmedim aslında. Hani bir önceki yarışında Ayhan Kurşun biraz hata yaptı. Çok bekledi. Geldi bitmiş yarışa dördüncü kaldı dedim. Daha sonrasında Akın'la 14 gün aradan sonra önde normal yarışını yaptı ama virajdan sonra yürüttüğü yerde olduğu yere bastı. 8 numaralı Han Han Baby. Bir aylık arasında da idman pistinde Sentik'te 1001 bir galobu var. Bir de 1002.5 bir galobu var. Yeterli olduğunu düşünüyorum ben bir aylık arada bu galopların. Eğer kendine gelmişse ki 53.5 adetleri olmuş Özcan Yıldırım. Muhtemel iki fazla biner ama bu kilo adetleri olması atın iyi olduğunu gösterir diye düşünüyorum. İkinci sıradan Han Han Baby diyeceğim. 9 numaralı March Violet. Bu hatta bir türlü kazanamıyor açık söylemek gerekirse. Etkili geliyor. 1531 yaptı. Pepper Queen'e geçildi. Daha sonra 1400'de 24 yaptı. Kazandı dediğimiz yerde Little Frankl'a geçildi. Bugün bu iki yarışın ardından artık kazanabileceği kıvama geldiğini düşünüyorum Mark Violet'ın. Onu da 3. sırada önereceğim. Ekonomik kuponlara son sıradan da 4 numaralı Rain Melody. Bu hatta geçen sene sınıf değiştirdi yani yukarılara doğru taşıdı kendini. Ocak ayından sonra kısa vade 8 koştu. Orada geri geldikten sonra bir araya gitti ufak bir araya ama idman pistinde Gökmen Gökçe tarafından itinayla hazırlandı Rain Melody. İyi bir at. Akın Sözen'le birlikte son sıradan onu önereceğim ekonomik kuponlara. 1-8-9-4 yeterli olabilir büyük ihtimalle. Fakat dediğim gibi zor bir yarış olabilir. Geniş kuponlara ilk sıradan 2 numaralı Peligrosa yazmalı. Ağır kilosuna rağmen ekibi formda. Geçen gün Efsane Can Maiden'a veda etti handikap yarışta. Bugün Peligrosa da sonlarda ciddi gelebilir. 5 numaralı Pace. Bu atın da son yarışını beğendim. Bu atın sentik pist performansı da var ama son zamanlarda Kabakum tercih ediliyor. Bugün hızlı giden yarışta lehine olacaktır tempo. 10 numaralı Anadolu Güzeli 50 kilo bomboş. Seri üçüncülükleri ardına İstanbul İdman Pisti'nde etkili hazırlanan isim bugün bomboş setiyle kazanarak bir sürprize imza atabilir. Son olarak da 6 numaralı My Cinnamon. Daha çok kum ağırlıklı performanslarını izliyoruz. Bu sene çok iyi başladığını söyleyemem. Ama bugün bu yarışta kazanarak yoluna devam edebilir. O da cazip diye düşünüyorum. Son sıradan da onu önereceğim. 1-8-9-4 çizgi, 2-5-10 ve 6. Kalabalık tuttum. Yazmadığım atlar kim onlar? 12 numara Narjina yazmadım. 306 gün aradan geliyor. 11 numara Laura Hanım yazmadım. Laura Hanım'ı çok kovaladım. Bir türlü uygun gruplarda şans olamadı, kazanamadı. O yüzden bıraktım bugün. Aslında bırakmamamız gerekiyor. Ali Kaçmaz 50 kilo cezayı kesebilir bize. Bir de 157 gün aradan gelecek olan Degaj yazmadım. Bu atlar zaten tempoyu yükseltirse sonlarda gelecek atlarım var diye düşünüyorum. Ama yeri olan bu atları da yazarak bu koşuyu kapatabilirler. 1-8-9-4 çizgi 2-5-6-10 yazdı Naim İşgören bu koşuda. Ben birer birer atları şöyle karşılaştırdım. Aynı atlar var ama benim tabi sıralamam farklı. Ön tarafa 6 at aldım. Sürprize 2 at daha yazdım. Ama aynı 8 atla ben de buraya geçeceğim. Fazla at yazdım.
İyi o zaman. Favorim 9 numaralı Mark Violet. Arka arka 2 tane ikincilik elde etti. Kazanma ihtimali yüksek. Ben son koşusunda çok ön planda önermiştim safkanın. Yine iyi koşmasını bekliyorum. Favori Enstein'e veriyorum. 8 numaralı Hanhan Baby gördüğü yarışların ardından çok daha iyi duruma geldi. Her geçen gün daha da iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Özcan Yıldırım 53.5. Muhtemelen senin dediğin gibi 55.5 binecek ama safkanın da çok kabiliyetli bir safkan olduğunu düşünüyorum. İçpiste son işi 35-8-24. Ondan evvel 2.5'luk var, 1.5'luk var. Safkan idman olarak da çok hazır. Mutlaka değerlendirmeli. Altıma My Cinema'nı ben biraz daha önde tutacağım. Dilba takısı çıkartarak koşacağını onun altını çizeyim. Ben kapasitesi yüksek bir isim olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Rain Melody 2 aylık aradan etkili bir performansla iyi dönebilir. Ağır kürlü atlar 2 numaralı Peligrosa ve 1 numaralı Filios'u da yazmak istiyorum ki Filios'un Dabur Murkot gibi de bir ekibisi var. Benim ayrımsız sıralamam 9-8-6-4-2-1 aslında böyle yeter diyorum ben bu 6 at ama sürprize 10 numaralı Anadolu Güzeli çok formda hakikaten çok başarılı yarışlar yapıyor. Ve 5 numaralı Paçe diyeceğim. Bu isim de vermiş olduğu aradan sonra bir üçüncülük elde etti. Yani bu kez İstanbul Sentetik pistinde çok daha iyi bir performans sergilebilir. İdmanları iç pistte ve kusursuz. 9-8-6-4-2-1 çizgi 15 benim de bu koştaki sıralamam. Naim'le birebir aynı atları yazdık ama sıralamalarımız farklı oldu. Evet. Geldik günün dördüncü koşusuna. Altılı Ganyan ikinci ayağı. Üç yaş İngilizlerin Maiden dişlere ait bir koşu. 1400 metre mesafede sentetik pistte koşulacak ve beşinci bu koşuyla birlikte beşli Ganyan başlıyor. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağını oluşturuyor. Naim Maiden'de takı değişikleri yapan isimler var. Son koşularına baktığımızda kapalı gözlük takısını çıkarmış Victor Yüzde Buse ve dilbağı takısını çıkarmış Win Her Love. Söz sende. Bakalım neler söyleyeceksin bizlere. Evet. Maiden'ın bu ayağı biraz tek yazsam mı yoksa at mı yazsam diye düşündüm. Muhtemelen benim tek yazmayı düşündüğüm at senin Bankon bu koşuda diye düşünüyorum. O kadar denk getiremeyiz diye düşünüyorum ya bu kadar kalabalık yarışta. Vallahi Hakan abi 10 numara Sofonisba muhtemelen senin Bankon. Ben bu atı tek yazacaktım önce. Sonra 2 ay aradan geliyor diye tek yazmamaya karar verdim. Çünkü idman pistinde 2 aylık arasında bir tane 1000 metrelik iş gördüm ben. Dolayısıyla bundan dolayı atı tek yazmadım. Ekonomik kuponları 3 at önereceğim burada ama kaliteli olduğunu düşündüğüm 10 numara Sofonisba arasına rağmen ve idman pistinde eksik işlerle gelmesine rağmen dişlere ait Maiden koşulu Alice Karataş idaresinde favorim olacak. 7 numaralı Moonrave. Bu at ilk yarışında biliyorsun ki Bursa'da İzmir'de start zamanı kaçtı. Yakalandı geldi tekrardan koştu. Üçüncü oldu. Son yarışında buna istinaden AGF tablosunda favori çıktı ama çok eksik koştu. Bu at Bursa'da bu yarışına hazırlanırken İstanbul'a getirdi. Son sprintini Onur Öztürk İstanbul'da yaptı. Sentik'te 23.5 oldu. İkinci kenter yaptı. Tutamıyor yani. Salsa 22'leri rahat görürdü. Onur Öztürk. Bugün Sentik pisti yapar muhtemelen. Yani Luxor Strike the Gold yapacağını düşünüyorum. Rakibinin arasından faydalanıp bu yarışı kazanabilir Murrev. İkinci sırada onu önereceğim. Ve 6 numaralı Mist Vestris. Neredeyse kazandım derken eksi birin hafif böyle temaslarıyla birlikte gazabına uğradı. Fotoda kaybetti. O gün için Akın santim santim bindi. Yarışı tam fotoya göre ayarlamıştı ama eksi biri tabii ki fark edemedi. Dolayısıyla ikinci elde etti. Belki bugün öyle bir at olmazsa ekstra koşan Maiden'a veda edebilir. 10-7-6 bu 3 atı ayrımsız bir şekilde ekonomik kuponları öneriyorum. İki isim daha önereceğim geniş oyunlara. İlk yarışında şart 1'de beğendiğim bir 3 numaralı Frank Joe var. Eren Aktu'yla devam ediliyor. O yarışından sonra 1400'lük bir de 637'lik işle geliyor. Çok üstüne gidilmiyor ama ön tarafta biraz avans alırsa bu kez bitirebilir. Son olarak da 13 numaralı Win Her Love yazacağım. O da Dilban'ı çıkararak geliyor. Özcan Yıldırım var üzerinde. Gördüğü yarışın ardından 3 aylık aranın ardından yani 32 yaptı. Buradaki tüm atlar 32'nin içinde koştular zaten. O da 32 yaptı. 3 ay aradan ardından yaptı ama bugün daha hazır gireceği bu koşuda kazanarak Maiden'a veda edebilir. 17-6 çizgi 3-13 benim önereceğim isimler. 10 numaralı Sofonisba, 7 numaralı Moonrave ve 6 numaralı Miss Vestris dedi. Ekonomik kuponlara yeterli çizgiyi çekti. 3 ve 13 numaralı safkanları. Rakip olarak tavsiye ettiğin Naim Üçkören Bankon burada.
Aslına bakarsan bu koşuya çok bayağı çalıştın. Zorlu bir koşu. Yazsak 5-6 tane at yazarız senin yazdığın gibi. Koşu da onların arasında geçecekmiş gibi gözüküyor açıkçası. Ama ben banko hakkımı buradan yana kullandım. İdmanları da teker teker izledim. Son işini çok beğendim. Son koşusunda dördüncülük elde ederken aradan dönüş olmasının nefessizliğini biraz daha yaşadı. Race to Win temsilcisi 13 numaralı Vin Hurlap bugün Dilba takısı da çıkartıp koşuya start alacağı bu koşuda benim kazanmasını beklediğim isim. Ben yarın hem birinci dörtlü ganyan oyunlarına hem de altılı ganyan oyunlarına bank olarak yazacağım 13 numaralı Vin Hurlap'ı. Cazip bir tek. Üçüncü at falan çıkar tahminimce. O yüzden kazanırsa eğer altımızı ben oyunu bulurum diye düşünüyorum. Yani o kazanırsa muhtemeldir ki altın tutar. Tabii. İşte böyle zorlu koşularda çok kez altılı ya tek yazıp kazandırdığım zaman da oyun buldum. Bu sözü de böyle yani söyleyip de buldurdum da oldu. O yüzden benim için kilit yarış yarın ikinci ayak olacak. Ama rakip olarak tabii ki Moonrave, Miss Vestris, Golden Slim, Flying Joe, burada Sofonispa, Hakeza iyi atlar. Ama ben hakkımı 13 numaralı Vin Hurlap'dan yana kullanacağım. Benim yarınki bankom açık. Öyle bir dedin ki aradan geliyor dedin dördüncü falan bir baktım. Şeyi gördüm. Victor Hugo Boos. Eyvah dedim lan 5 atı dedim yazmamışız adam bunu bankona çık. Sonra aradan bir baktım. Yok ya şeyi bir de idmanında o şeyi ya birisi sana sürekli bir şey yazıyor. Şunu ne yazmak istediğini anlamıyorum. Valla dün de Arapça yazıyordu. Bugün Türkçe'ye çevirmiş. Arabasını satmış Bağbali'ye vurmuş. Basmış anlamında söylüyor bu ihtimalle. Ha, almış para, yani para mı almış yani? Yok almamış. Bağbali kazanmadı ki. Tamam. Süper Şair'in kazandı. Tamam ya o zaman arabayı kaybetti yani. Aynen. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu kadar hırs yaparsak affedersin kıçımızdaki durumu da kaybederiz yani. Kaybetmememiz lazım. Yani. Ya araba basacak kadar da kafayı yemememiz lazım. Açıkçası ne yapalım. Yani vardı ya abi iddiada evini arabasını satmış Fener'e mi basmış Galatasaray'a basmış hatırlıyor musun haberlere çıkmıştı. Yani öyle var tabii. Kredi çekip basanlar mı dersin? Kredi çekip milli piyango alanlar mı dersin? Neler var yani? Bizim derdimiz o değil abi. Biz işin keyfindeyiz. Evet. Geldik. Altınlı Ganyan'ın 3. ayağına Naim. 5. koşuyor. Sedat Özcan koşusu. 8 kısa vade. 2000 metre mesafede. Sentinik'te koşulacak 6 safkan. Burada 2. 4. Ganyan başlıyor. Aslına bakarsak 1-2 atı dışarı çıkardığımızda tam bir böyle açık yarış tadında. Bir kısa vade. Evet sevgili yani ben gerçekten grup 3 olsa, grup 1 olsa kimse yani bir grup şey 1 mi? Olacak bir şey bir at, grup 3 olsa kimse bir şey demez. Grup, aynen. Grup 3 olsa. Vallahi abi buraya da tek yazayım mı diye düşündüm. Ekonomi kuponları tek yazmaya karar verdim. 4 numaralı Win Story. 154 gün arasında 1000 metrelik bir tane işini gördüm. Bah abi biliyorsun ki çok uzun mesafe, uzun metre iş yapmaz atlarına. Ancak yarış 2000 metre olması ve sınıf bir at olması Win Story'nin. 36-48, 1001 çift sıfır. Sonları 23.5-22. Net olarak hazırlandı. Mistore. Atı görüyorum. Yani silah gibi olmuş abi. Yani hiçbir şey kaybetmemiş yani. Bu at çıkıp bugün ön tarafta muhtemelen liderliği alacaktır. Yani giden olursa üstüne verip arkasında kalır. Hiç dert değil ya da onunla birlikte de yürür. Hiç dert değil. Onun temposunu bozacak veya onu yıpratacak bir at yok burada. Tempo olarak. Ben Halis abiyle Beyaz Bayrak Ayna yapmasını bekliyorum. Mistore'nin. Tek yazabiliriz. Ancak oğlum Doruk var burada. Yani son zamanlarda biraz Kabakum'u tercih ediyor oğlum Doruk. Grup 3'te Kocaeli'de eksik koştu. Yani o gün Kayı Bey'i tamam ona bir şey demiyorum. Ege Derbisi'nde kazandı zaten çok farklı. Mir Bey'e kaybetmemeliydi. O gün çok beklenenin çok altında kaldı. Son yarışında da Ege Derbisi'nde piyasada yok açıkçası. Ama yani performans olarak Winstore'ya sonlarda zor anlara yaşatabileceğini düşünüyorum. Sonuçta sınıf bir at o da. İdman pistinde 37.5-25.5 kendi halinde bir sprint. Akın Sözen'le rakip olarak önereceğim. 4 çizgi 3. Evet Naim Üçgen'in 4 çizgi 3 dedi. Tek yazabiliriz. Winstore arasına bakmayın dedi. Çizgiyi çekti. 3 numaralı Safkan'ı yazdı. Aynı atlar. Yerler farklı. Ben de bir alternatif tek. 3 numaralı oğlum Doruk ben alternatif tek olarak önereceğim.
Safkan Ege'de 7. oldu ama sentetik pistte çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Tabii ki Vincent Tur çok at ama o verdiği 154 günlük aranın belki sıkıntısını çekebilir diye. İdmanlarında tabii ki iyi. Ama idmanla yarış elbette ki biri olmuyor. O yüzden ben Oğlum Doruk tarafındayım. Oğlum Doruk kazanabilir. Çizgiyi çektim, altına 4 numaralı Vincent Tur'a yazdım. 2 at yazarsak 3-4 yazıp Naim'le aynı şekilde geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Evet. Geldik günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 4. ayağı. Bir dostum sormuştu 2 Mayıs Şeynaz Longa'yı. Onu hatırlatarak sözünü Naim'e vereceğim. İşte real bir koşu 1400 metre mesafede koşulacak. 12 safkan var. Üçlü Ganyan başlıyor. Söz sende Naim. Valla cazip bir favorim var. 7 numaralı Makaracı Kız. Ben bu atı son yarışını çok beğendim abi. Şart 4'te 4. olurken Efahim biliyorsun ki iyi bir tay. 3'te 3 yaptı. Kazandı. Sürgün Kral Cidalı Kenan arkasına yakın bir 4.lük elde etti. Cidalı Kenan 4 gün sonra bir yarış kazandı. Hızlı ayağa geçti. Formda bir hızlı ayağa geçti. Yani Makaracı Kız 52 küreye düştü. Gökhan Bektaş zaten sürekli binen jockey kendisine. Bugün bu grupta ön tarafta Dilberan var. Dilberan'ın arkasında kalır muhtemelen. Ama Dilberan mesafe 1400 olduğu için çok direnemeyeceğini düşünüyorum. Ondan aldığı liderliği fotoya kadar sürdürebilir Makaracı Kız. Benim favorim olacak. İlk ciddi rakibinin 6 numaralı Mavişin Kızı olmasını bekliyorum. İyi atlardan biri. Seneye iyi başladı. Kocaeli'nde ikinci oldu. Sonra akabinde ayağı kurşunla iyi bir yarış kazandı. Akın Sözen ve Nevzat'ın bindiği yarışlarda da biraz fazla beklediğini düşünüyorum ben gerilerde. Bugün Adem biniyor. Adem de son zamanlarda az ve öz binen binicilerden biri. Bini 10, iç pistte sonu 26.5'luk yarış galibiyle Mavişin Kızı ikinci sıradan önereceğim. Ekonomi kuponlara son sıradan da 2 numaralı Şehnaz Longa önereceğim. Ön tarafta hızlanacağını düşünüyorum temponun. Kazandığı yarış gibi mesafeyi kısaltarak etkili olabilir sonlarda Şehnaz Longa. O gün kazandığında beklenmedik bir sonuçtu açıkçası. Benim oyunumda yoktu. Ben oradan kaybettim oyunu. Ve o iyi koşarken diğer tüm atlar kötü koştu. Hepsi birden kötü koştu yani. 300'de ön tarafta yalnız kalmıştı. Son yarışını uzun mesafede çok ölçü almıyorum. Kısaya dönen Şehnaz Longa sonlarda ciddi gelerek yarışı kazanabilir. 7-6-2 yeterli olabilir buraya. Ancak geniş oyunlarda son yarışı uzun mesafe kesinlikle ölçü değil. 5 numara Alaşin. 4 numaralı Üstün Kız yine ikinci olduktan sonra son yarışına bir anlam veremedim ama bugün yine etkili olabileceğini düşünüyorum bu grupta. Ve 3 numaralı Saat Göl yazacağım. Onu da ön tarafta konumlanacaktır muhtemelen. İdman pistinde 1007.5 bir galop yapmış bu at. Sonu 27.5 Suat Özkan'la. Ondan dolayı da son sprinti 45-30 olmuş. Yani 15 tempoda kendi halinde olmuş. Eğer o galoptan bir sıkıntı göstermezse bugün şanslı olabilir bu grupta diye düşünüyorum. 7-6-2 çizgi 5-4-3 diyeceğim abi. 7-6-2 her kuponda olsun. Daha sonrasında 5-4-3 sıralamasını öneriyorum dedi Naim. 7 numaralı Makaracı Kız benim de favorim. Aslına bakarsak düşündüm Naim. 7'yi tek yazayım mı diye. Ben de düşündüm Hakan abi. 7'yi tek yazayım mı diye. Evet. Sonra işte bilseydim muhtemelen tek oynardım. Ya burada Makaracı Kız bir önceki koşuda Vinstore. Hadi Vinstore'ye Oğlum Doruk o da sınıfa tek yazmanın. Bir de Sofonisba'yı tek yazdım. Sofonisba'dan vazgeçtim ama mesela karar kıldığım atlar arasında en ciddi at, tek atacağım at Makaracı Kız'dı. Evet. Son ayağa gittik. Bakalım ne olacak. Benim de aynı şekilde. En ciddi rakibinin aynı senin gibi altı numaralı Mavişin Kız'ı olmasını bekliyorum. İlk 4 yarış çok başarılıydı. Ben oradan sonra çizgi çekeceğim yani. 7 ve 6 numaralı safkanlar rakiplerinden biraz daha önde görüyorum. Bu şekilde geçebiliriz. Çizginin altına senin sırada gelen ismin 2 numara Şehnaz Longa ile devam edeceğim. Son koşusunu görmezden geleceğim. Bazı gruplarda her zaman söz sahibi olabiliyor. Daha güçlü gruplarda geçtiği oldu. Ve son olarak da 3 numara Sağal Göl diyeceğim. İdman pistindeki durumu çok iyi. Safkan'ın form durumunu da beğeniyorum. Ön tarafta istediği gibi tempoyu yakalaması durumunda sonlara kadar durmaz ve foto yönde geçer. Benim bu koştaki sıralamam önce 7-6. Çizgiyi çekiyorum sonra 2-3. Ekonomi kuponlara 7-6 yeter. Benim ekonomi kuponum tamamı. Şimdi son 2 yak 5 at 5 at. Naim bende eksiksiz. Tamamı o 5 at 5 atla birlikte 120 lira tutuyor. Geniş kuponun en büyük hali de 640 lira. Yani ekonomik kuponda 7 ve 6 şeklinde bir değerlendirme yapıyor. Benim de ekonomik kuponum 28 lira 80 kuruş.
Evet, seninki bayağı ekonomikmiş gerçekten. Evet, bayağı ekonomik oldu. Aynen. Evet. Günün 7. koşusu Altılı Ganyer'in 5. ayağı. Ben söylemiştim son 2 ayak 5 at 5 at. Yani ben son 2 ayakta yatmam diye düşünüyorum ama tabii yarış bu. 3 yaşlı İngilizlerin şartlı 3'ü 2000 sentetik. Saatler 20.00 gösterdiğinde bir koşu koşulacak. İdris Afkan'ın mücadelesi sözde aymış görevde. Evet, şartlı 3 bir koşu uzun mesafede. Favorim 2 numaralı Anadolu, özür dilerim, 4 numaralı Masterpiece olacak favorim. 4-2. Masterpiece Özcan Yıldırım'la hayatın ikinci yarışında 2.06 gibi, Vedat Abiş'le 2.06 gibi ilk kez çıktığı mesafede kazanarak gösteriş yaptığını düşünüyorum ben açıkçası. O gün bir protesto olmuştu değil mi abi sanırım burada? Evet. Protesto olmuştu ama koştuğu yarışındaki ilk kez çıktığı uzun mesafedeki yarışını da çok beğendim ben. Bugün o yarışından sonra İdman pistte 1400 metre galop yapıyor. İç pistte 29, 1'i 1.01, sonu 24. Yani Allah dert keder vermesin. Bu at iyi bir at. Bu at bu yarışta kazanıp bundan sonra yoluna devam edecektir muhtemelen. Eğer çim pisti yaparsa bu at Hakan abi bu sene iyi yerlere gelir diye düşünüyorum ben. Çok kuvvetli bir tay. Özcan Yıldırım idaresi de ilk sırada önereceğim. Vazgeçemediğim isim 2 numaralı Anadolu lideri. Son yarışını çok beğendim. Enes'le kazandı. Ben bu yarışında Enes'in binmesini beklerdim. 4 aşağı 54 gibi rakibinden kilo avantajını elde etmesini beklerdim. Ama ekip jockey olarak şu anda Görkem Özçelik'le çalışıyor. Kilosu da 58 olunca muhtemelen Görkem'i tercih etmişler. Ama burada eğer Enes binseydi Masterpiece'e çok ciddi yakın bir rakip olurdu. Hem 4 kilo aşağıda koşacaktı. Hem Enes çok daha iyi tanıdığını düşünüyorum ben Anadolu liderini. Hem idman pistinde aralıksız işlerini yapıyor hem de son yarışında kazanmıştı. Ona rağmen ikinci sırada önereceğim. Ekonomik kuponlar 4-2 bende burası ayrımsız. Bir at var geniş oyunlara yazacağım. 1 numaralı Altun Yıldız. Uzun mesafeye çıkınca değişen bir Altun Yıldız izledik. İlk yarışında Maiden'da 2.09 yaptı 3. Satış yarışta 2.07 yaparak kazandı. Son yarışında da Handicap 15'te 2.07'yi devam ettirerek Crowned gibi başarılı bir atın arkasında fotoda ikincilikle ayrıldı. Bugün kendi haline yapmış olduğu işlerle Uğur Levent son galibini kendisi yaptı. Bu kardeşimiz İstanbul'a döndü. Bekmezci Ümit abi bu kardeşimizi çağırdı. Atlarını hazırlatıyor. Şans da verdi. Arslan'a bindirmişti. Bu arkadaşımız eski apranti. Burak Averbak'ın apranticiydi bu Hakan abi. Burak Averbak burada jokerlik yaparken Uğur apranteliğini yapıyordu jokey odasında. Sonra Bursa'ya gitti. Yamak yarışlarında başarılı oldu. Tekrar döndü İstanbul'a. Tecrübeli bir çocuk. Ondan bahsediyorum. Altın Yıldız üzerinde de bence etkili olacaktır. 4-2 çizgi 1 diyeceğim abi. 4-2 çizgi 1. Aynı uzun uzun anlattı. 4 numara Masterpiece'den iyi yarışlar beklediğini söyledi. Gökhan Ormancı burada. İyi yayınlar beyler. Sizden sonra Halo ile bayrağı biz alacağız. Adana yayını da bekleriz demiş. Halil Köse de burada. Stat kapatlarına vuruyor. Dur acele. Sakin. Sakin. Mesaj var. Yayınlar Hakan Bey, bugün Adana 5. koşu Kayamada Grande'ye bilen eşman çizgi sanki 2800 metre koşuyor gibi. Engellerde neden bekler? İyi çıkış yapmışken birinci gelen atın koşacağı belliyken neden? Bakınız dün Kocaeli son koşu. Yani sabahtan akşama kadar koşular 2 numara geçilmez o koşu oradaki atlara. Aşkı evet. Gurur'un kazandığı yarışta grubu 10. döndü Naim. Yani 10. Kim bindi o gün ona? Halil Eşman çizgi. Bugün kim bindi Kayamada Grande'ye? Eşman. Bugün tweet atacaktım. Bak Kadir Gün yarışında ben 13-2 yazdım şablonuma. Evet. Ama Kadir Gün'den ben 10 bin liralık bir altılı bulmuştum Kocaeli'de. Evet. Bu kadar kötü binilir. Bu kadar kötü binilmez. Tren istasyonunun oradan döndü virajı. Tabii. Geldi 3. Bugün Kayamada Grande yarışı çok haklı. Yaşar Türk çok haklı. Tweet atacaktım. O iki yarışı alıp bir tweet atacaktım. Ama böyle şeylerden yayında söylüyorum ama tweet atmaktan çok yani çok fazla sevmediğim olaylar bunlar. Gerçekten çok bekliyorlar. Yani neden bu kadar geri beklersiniz? Gökhan'la Dişman'la alakası yok yazmış. Kimle alakası var? Direktif mi öyleydi? Bilmiyorum. Yani şu anda alakası yok dedi ama direktif de öyleyse saçma sapan bir direktif yani. Öyle yani direktif de öyleyse biraz da inisiyatif alması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Tamam onun Dişman'la alakası yok. Kadir Gün'ün Dişman'la alakası mı yok o zaman? Kadir Gün yarışı tam bir direkt fiyasko. Direkt Dişman'la yazar yani.
Öyle bir şey yok. Kadir Gün net, bak net altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Buradan söylüyorum. Net bir kısa vade atı. Kadir Gün'de çok iyi yarışlar izleyeceğiz. Yok, çok enteresan yarışlar izleyeceğiz Kadir Gün'den. Bir gün Fatih Rüsten Bebek Bursa'da aynı hatayı yaptı, kaybetti. Dün Hışman aynı hatayı yaptı, çok, kaybetti. Çok enteresan. Atın iki yarışı gitti bedavada. Evet. Neyse. Evet. Ben burada tabii 4 numara Masterpiece'de başlıyorum Naim. Yani Masterpiece İyi koşmasını beklediğim isim. Bu arada bülteni kaldırdım, bir daha almayayım yayını. Mutlaka ilk sıradan kuponlara yazılmalı. Kalitesine inanıyorum. Çok etkili bir performans sergileyecektir diye tahmin ediyorum. Encid rakibinin yine senin gibi 2 numaralı Anadolu lideri olacağını düşünüyorum. Zaten Ekürü çok formda. Bu lafı söylediğim zaman bazı dostlarımız sevmiyor ya. Ekürü çok formda ne demek? Ekürü çok formda. Tuğba ne zaten söylüyorsun? Ben dün şey için Anıl Yılmaz'ı İzmir'de yayınlarken şunu söyledim sağlanması için. At değil ama ekip çok formda dedim. Evet. Ekip çok formda olunca da bu at da kazanabilir dedim. Nitekim öyle oldu. Anadolu lideri de iyi koşar. Son koşunu kazanma başarısı göstermişti. Üçüncü isim olarak Cross diyeceğim. Bak 91 gündür koşmuyor. Ben bu atta bir kumaş olduğunu düşünüyorum. İdmanları da fena değil, iyi. Ters bir yarış yapabilir. Bonus'un kardeşi bu at. Şangelsi yürüsün kardeşi. İyi koşabilir. Aman dikkat. 5 numaralı Iron Sky. Bugün bir takı değişikliği var bu safkanda. Bir patlama yarışı bekliyorum bu safkanda. Kulak takısını çıkarmış. Kulak takısını çıkartan isimlerden hep bir çekinirim biliyorsunuz ki. Ve ileride çok isminden yani şöyle söyleyemedim. İsmini duyacağımız bir isim var burada. Likidatör. Torok temsilcisi Latiko Bay'da. Bu safkanın hazırlıkları da iyi ya. 1400-1400 çalışıyor. Bu enteresan. Bursa'dan çok iyi durumda geldi. Temsilin kardeşi, Latika'nın kardeşi. Bu at iyi bir at. Yani bugün ne yapar bilmiyorum ama bu uzun mesafede. İyi bir at. Aman dikkat diyeceğim isimlerden biri de bu. 4-2-6-5-7 yazacağım ben buraya. 4-2-6-5-7. Son koşuya geldik. Naim demişti ki benim bankom burada. Günün son koşusu bir maiden koşu, dişlere ait bir koşu yine. Önlen maiden diğer tarafı 1400'de koşacağız. Good evening koşu, kulaklık takısı ilavesi. Işıl kız kapalı gözlüğün dilbağını çıkarmış. Sky Shooter'da dilbağ takısı ilavesi. Sözünü Naim şöyle bırakalım ve bankosunu dinleyelim. Evet, ilk yarışında pek bir varlık gösteremedi. Daha sonra Ocak ayında 1300'de Light of Liberty'ye kaybetti. Son yarışında da Ayhan Kurşun çıktı. 24 tempo koydu. 12-12-12-36-48 fotoda kaybeden bir sivil passing var. 18 yaptı o gün. Burada 18 yapan bir at yok yani. Yapacak bir at da yok bence. Görkem, şimdi bu tür atları başlattığınız zaman ele almanız zordur. Ayhan da onu yaptı. 24-78 geçti ama daha sonra 12 tempoya çıktı. Yani 36'yı 48'i gördü. Ve fotoda erkek rakibine kaybetti. Sanduana. Şimdi bugün kendi dişilerin yanında yine iyi başlatabilir ama biraz daha makul. Hani 25'lerde 25.5'larda görebilirse tempoyu veya tempo gitmesi yani lider gitmesine de gerek yok. 2-3 pozisyonda da gidebilir. Gerekeni yapacaktır dış starttan. 12 numara Sweet Passing. Ben net bank olarak önereceğim. Bence bugün meydana veda eder. Evet, bankosu 12 numara Sweet Passing. Nedenlerini anlattı. Kurtel Kürsü Safkan'ı bank olarak önerdi. İkili için ne önereceğiz? Yani? İkili için bir tane cazip atım var. Onu önereceğim. 4 Good Evening Coach. Evet, Good Evening Coach'u da ikili için önerdi bankosunun yanına. Favorim tabii ki 12 numara Sweet Passing. Bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Kazanmasa normal sonuç olur. Encid rakibinin arka arkaya başarılı performanslar sergileyen 7 numaranın nakam olmasını bekliyorum. Bugün de yine üst sıraları zorlayacaklar tecrübesiyle iddialı. 4 numaralı Goodwin'in koç kulak takısı ilavesi var. 63 günlük arası var ama ben bu grubun üzerinde bir isim bulduğunu düşünüyorum. Ona bir çarpı attım. 2 numaralı Fonzarelli ters bir yarış yapabilir. Trepi Şat temsilcisi Akın Sözen'le start alıyor. Safkanın uzun mesafeli koşulları var son koşullarında uzunda koştu. 1400 cm'de Şubat ayının başında Last Tango Sandoval Magnetic Storm markası bir dördüncülüğü var. 0 AGP'de o gün. Ben bir çarpı 10 atlayacağım. Son olarak da yavaş yavaş kendini bulmaya başlayan Daredevil temsilcisi 3 numara Frontliner diyeceğim. Ona da bir çarpı atınca herhalde buraya geçeriz. 12-7-4-2-3 12-7-4-2-3 benim günün son koşusundaki altılı ganyanın son ayağındaki sıralamam olacak. Evet, Özcan Kurtulmuş demiş ki Naim buraya kadar gelirsen 12'den vurursun inşallah demiş. İnşallah. Temennimiz o yönde. Evet, 8 koşuyu değerlendirdik Naim. Sen de
İlk koşu banko, son koşu banko. Bir de alternatif tekim var. Bende net banko dördüncü koşu, bir alternatif tekim var. Güzel kurgular yaptık. Ağzına sağlık. Güzel de bir yayın oldu. Yarın yarışlar da güzel olacak. Bakalım inşallah faydalı oluruz diye düşünüyorum. Son sözlerini alalım. Sözü Gökhan Ormancı ve Halil Köse'ye bırakalım. Valla bu hafta çok yoruldum. Dün 3 yayın, bugün Bayhorst'ta yayın, bugün tekrardan burada yayın. Yarın kendime vakit yaratıp hipodromda yarış izlemek istiyorum. Şöyle oturup böyle havada güzel olursa inşallah. Şöyle oturup yarış izleyeceğim, ben hiçbir şey yapmayacağım. Böyle yarış izleyeceğim sadece. Çok özledim. Öyle özledim, boş yarış izlemeyi özledim değil mi? Aynen, hem özledim hem de çok yoruldum. Hani orada dinlenirim diye düşünüyorum. Ben başka bir yerde dinlemem abi. Ben sahilde oturup çay içip de dinlenemem. Ben hipodromda oturup çay içip dinlenebilirim ancak. Diye İnşallah. Düşünüyorum. O yüzden yarın cumartesi, hava güzel. Tabii ki Ramazan'dan sonra daha güzel olacak. Daha çok yarışsever gelecek. Az kaldı. Sezona az kaldı. 14 Nisan mı bu sene abi? 15 Nisan mı? Bakayım. Yani şey, uğraştırmayayım seni ya. Şey, yok, yani burada. Hemen önünde. Hemen önünde. Orhan Beker var. 17. 17 Nisan. Çarşamba. Orhan Beker sanırım. Sezon ilk gününde Orhan Beker yarışı olacak. Çim yarışı. Yani 17 Nisan'dan sonra da zaten insanlar gelmeye başlayacak hipodroma. Ne kadar kalabalık o kadar güzel oluyor hipodrom. Herkese bol şanslar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Bizden şimdilik bu kadar, İstanbul değerlendirmesi yaptık. Özgür Beşir idaresinde Ali Osman Efendioğlu ve Oğuz Ayhan İzmir'i konuştular. Biz İstanbul'u konuştuk. Şimdi Ali Köse ve Gökhan Ormancı ne olacak? Adana. Adana'yı konuşacak. Hepinizi oraya bekliyoruz. Biz de oraya geçiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.